Karadağ'dan herkese selamlar. Bugün Budva'dayım. Bu çekimi daha öncesinde planlamıştım. Yurt dışına gittiğimde yapacağım diye düşünmüştüm. O yüzden metin şeklinde de biraz yazdım. Ara ara telefonuma bakıp kopya çekeceğim. Aklınızda olsun, bu güzel manzara eşliğinde size bu videoyu hazırlamak istedim. Videonun konusu nedir? DJI Spark alınır mı, alınmaz mı? Tam bununla ilgili bir video çekecekken bir takipçim az evvel bana Instagram'dan Phantom 3 ile Spark arasında kaldığını, hangisini alması gerektiğine dair bir mesaj attı. Tam üstüne denk geldi. Ona da söyledim zaten, buradan kendisine selam olsun, videoyu çekiyorum diye. Şimdi hazır günde ışığını kaybetmeden videomuza geçelim. Spark alınır mı, bu paraya değer mi? Malumunuz yani Spark çıkalı 2 yıl olmuş, ben alalı 1 yıl olmuş. Hani bu saatten sonra belki geç mi bu mevzu? Acaba hani Spark'ı alsak mı almasak mevzusu geç bir video mu oldu diye düşündüğünüzde, belki kur farkı olmadığı zamanlarda evet geç bir video olabilirdi, ama kur farkının olması sebebiyle artık fiyatlar iyice uçtu ve dolayısıyla yeniden bir Spark'a ilginin oluşunu görüyorum. Gerek fiyat seviyesi diğerlerine göre az olması, gerekse hobiciler için de iyi bir performans sunması açısından hem ikinci elcilerde hem de sıfır alacak olanlar daha çok Spark'a yönelmeye başladı diye gördüm. Özellikle hem Facebook'ta kendi grubumuzda, diğer tüm DJI ile ilgili gruplarda Spark'ın birazcık daha böyle kurcalanır olduğunu gördüm. Yeni çıkan Mavic 2 13.000 14.000 gibi bir fiyat aralığıyla zaten bütçeleri iyice zorlamakta, kaldı ki kayıt zorunluluğu olan bir segmentte de bulunmakta. Tüm bunlara baktığımız zaman Spark alınır mı sorusu yeniden hortlamış bir duruma gelmiş sayılır. Dolayısıyla da vereceğimiz bu paralar artık değerli bir seviyeye ulaştı ve pahalı bir hobi olduğu için de Spark'ı almalı mıyız, almamalı mıyız? Şimdi ona geçeceğim. Şöyle söyleyeyim ki DJI Spark'ı satan yok mu? Evet, var. Şu son dönemlerde Facebook grubunda Spark'la ilgili satışların arttığını görüyoruz, ama bunun sebebinin birkaç kişi böyle yazıyor, Spark işte çöp, işte Spark ne bileyim alınmaz, alınır mı o ya vesaire gibi yorumların olduğunu görüyoruz. Kesinlikle aynı fikirde değilim. Satış sebeplerini şöyle bir irdelediğim zaman bakıyorum ki insanlar ya bir üst modele geçiyorlar, bu memnun olmadığından veya işte ne bileyim ya çok kötü kullanamıyoruzdan dolayı değil, tamamıyla yetmediği için diye tahmin ediyorum ve gözlemliyorum. Ya da maddi durumlardan ötürü satma gereksinimi duyuyorlar ve dolayısıyla da böyle bir duruma giriyorlar. Ara ara rüzgar çıkıyor, titriyor, kamera titriyor, o yüzden kusura bakmayın şimdiden. Cihazdan memnun değilim diye satanları açıkçası bir iki tane öyle gördüm, ama onların da kullanıcı hatası olduğunu düşünüyorum. Yani DJI gibi kalite kokan bir drone firmasından ben böyle memnun kalınmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ki. Spark oldukça portatif ve kullanılabilir, sizi oldukça kolay bir şekilde kullanmaya teşvik eden bir cihaz. Dolayısıyla da ben bunların memnun değilim diyen kişilerin tamamıyla kullanıcı hatası ve tecrübesizlikten ibaret olduğunu düşünmekteyim. Facebook gruplarında aktif konu takibi yapıyorum. Sizlere Spark'la ilgili deneyimlerimi, yaklaşık bir yıllık deneyimimi son 5 aydır falan paylaşıyorum. 30'dan fazla videom var, beni takip edenler biliyor. Dolayısıyla da mümkün mertebe hem kendi grubumda hem de siz diğer DJI gruplarında vaktim oldukça sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Dolayısıyla DJI Spark'a hakim bir insan olarak da şu an karşınızdayım. Yapacağım öneriler veya avantajlar, dezavantajlar durumları bir yıllık kullanım sonucu oluşan tecrübelerdir. Ben faydalanacağınızı düşünüyorum. Şimdi öncelikle Spark alalım mı almayalım mı? Şunu düşünmek lazım. Sen hobici misin değil misin? Yani bu işini, bu cihazı niçin kullanacaksın? Eğer ki sen bunu ticari amaç biliyorsan kesinlikle Spark alma derim ben sana. Ha, alabilirsin. Yapan arkadaşlar var aramızda. Spark'la ilgili olaraktan ufak tefek çekimler yapıp para kazananlar var, ama yani şöyle bir durum var. Spark dediğin şey hobidir. Alırsın, istediğin yerde arabayla giderken durursun, bir anda çekersin sağ tarafa, uçurursun. Yani hobiye yönelik daha çok Spark bir şey, hobiye yönelik bir cihazdır. Ama sen daha böyle ticari çekimler yapacağım, işte ne bileyim müşterimi etkileyeceğim falan diyorsan, zaten Spark'ı çıkardığında direkt şu şeyle afallayabilirsin. Ya bununla mı çekeceksin gibi, bu ne küçücük bir cihaz gibi. Ha, bunu biz toplum içerisinde uçururken çok fazla sempati anlamda duyuyoruz. Bu ne ya, ne kadar şirin bir şeymiş, işte bununla uçuruyorsun falan. Bu video falan çekebiliyor mu? Boyu ne kadar küçük diye bir sürü
güzel tepkiler alabiliyoruz ama sen bunu iş ortamında kullandığın zaman muhtemelen tam tersi tepkiler alıp belki moralin bile bozulacaktır. Yani böyle insanlar da olacaktır. Dolayısıyla da hem bu şeylere girmemek adına hem de daha böyle profesyonel çalışmak adına Spark'tan ziyade Phantom ya da Inspire serisi daha iyi olur. Yani Spark'la da yapabilirsin ama çok kısıtlı imkanlarla yapabilirsin. Şimdi peki hobiciysen eğer, diyelim ki hobiciyiz, karar verdik buna, o zaman Spark alabiliriz. Ben şiddetle Spark'ı öneririm. Bir de fiyat bandı açısından da bunu konuşuyorum. Hobiciysen eğer, ne yönde bir hobicisin onu düşünmek lazım. Yani sen eğer ki ben yok ya fotoğraftan çok anlamam, video çekmekten, ne bileyim video kurgulamaktan falan çok anlamam diyorsan, o zaman Spark tam sana göredir. Çünkü hobi dediğin şey portatif olması lazım, konforlu olması lazım, kaliteli olması lazım. Ben ne bakıyorum bir hobide bu DJI Spark kullanırken, almadan önce neleri araştırdım? Ya ben hobiciyim, ne yapacağımı biliyorum, ne istediğimi de biliyorum. Bir an önce uçurmam lazım, hızlıca uçurmam lazım, kaliteli görüntü almam lazım, piksel piksel olmasın. Dolayısıyla da benim yapacağım ufak tefek değişik kurgularla da keyifli sonuçlar elde edeyim, bu amaçla yapıyorum. Dolayısıyla da bu yönde satın aldım ben Spark'ı ve oldukça da memnunum. Yani siz bu açıdan düşünün. Eğer ki yok ya ben kurgular yapıyorum, fotoğraflar çekiyorum ama işte hem de konforlu olsun hem de işte kayıt zorunlu olmasın diyorsanız Mavic Air alın, geçin kenara. O ayrı bir mevzu ama Spark size hem kayıt zorunluluğu getirmiyor Mavic Air'de olduğu gibi, hem çok kaliteli videolar ve ne diyeyim size, resimler çekebilme imkanınızı sağlıyor. Dersiniz ki siz, benim çok iyi bir ekibim var, video kurgulamalarını çok iyi yapıyorum, süper yapıyorum vesaire derseniz Mavic Air'i almayın. Spark'la da idare edebilirsiniz. Kendinizde çok iyi kullanıyorsanız. Ama hobiciyseniz, bütün bu işlemleri, videoydu, işte resimdi, drone uçurmayı da hobi amaçlı yapıyorsunuz, o zaman Spark size göredir. Birebirdir. Hiç boşu boşuna gidip dünyanın parasını vermeye gerek yok. Hem bu kurda yükselmişken Spark'ın fiyatı bile ikinci elleri 3000 üstündeyken 2750-3500 arası bir bandı ulaşmış. Sıfırı ise 4500-5000 bandlar arasında geçerken paranın kıymeti bu kadar artmışken gidip de farklı cihazlara yüksek miktarlar vermek benim için şu hobicilik bakış açısıyla mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla siz de bu açıdan değerlendirin derim. Mavic tabii ki iyi, kaliteli bir seri. Mavic Pro, özellikle Mavic Pro 2, Zoom ve aynı zamanda. Ama bunlar oldukça yüksek fiyatlı dronlar oldular şu aşamada. DJI Spark'ta siz oldukça güzel çekimler yapabilirsiniz. Ben birçok sinematik çekim yaptım ve YouTube'da sizlere de bunu yayınlamıştım. Oradan da bakabiliyorsunuz. Resimler de oldukça kaliteli. 360 derece yapabiliyorsunuz. Elle kontrol edebiliyorsunuz. Her türlü şey mümkün. Tabii ki rakipler var piyasada. Mesela Anafi ile bir karşılaştırabiliriz. Daha çok Mavic Air segmenti olsa da yine Anafi ile karşılaştırabiliriz ama karşılaştırma videolarına baktığınız zaman kesinlikle DJI'nin birçok firmaya göre %40-30 anlamında daha güzel görüntü ve daha güzel video kaydı sunduğunu görebilirsiniz. Yani ben bunları test ettim, tecrübe ettim. Siz de bu karşılaştırmaları kendiniz izleyebilirsiniz. Benim önerim DJI Spark hobiciler için ara sıra böyle uçuran, ne bileyim keyif arayan, konfor arayan, beni uğraştırmasın, Phantom serisi gibi böyle devasa bir kutuyla, bir çantayla gezmeyeyim, hemen cebimden çıkartayım. Yani cebimden diyorum çünkü kışlık montunuzun şöyle geniş geniş kışlık montları var, onların cebine koyabileceğiniz büyüklükte bir cihaz DJI Spark. Şaka değil böyle bir cihaz. Dolayısıyla yolda bile benim çok olmuştur, aa burası çok güzelmiş deyip hemen bagajdan çıkartıp uçurdum. Bu kadar kaliteli, bu kadar konforu başka bir segmentte, başka bir fiyat aralığında ve kaliteli bir markada bulamazsınız. O yüzden hani gidip de şu anda Phantom'a ya da ne bileyim Mavic'e gömme gibi bir çabam yok. Tamamıyla ben bir tecrübe sonrasında bir tespit yapmaya çalışıyorum burada. DJI Spark bu anlamlarda ön plana çıkıyor. TL bu kadar değer kaybetmişken, vereceğiniz her kuruşun hesabı ve önemi varken, dolayısıyla DJI Spark'ı düşünebilirsiniz. İkinci el alacaklar için de birkaç tavsiyem olsun. Muhakkak havada alın. Muhakkak bataryaların pillerini tek tek kontrol edin, ömürlerine bakın, dolum sayılarına bakın. Bunlar doğrultusunda alın, çalışıp çalışmayan bütün aksamlarını kontrol edin. Video kaydını, resim kaydını, resim çekme durumunu, bütün
bu elle kontrol mekanizmaları, sensörleri çalışıyor mu onlara bakabilirsiniz. Ha, bu arada Spark'ın diğer segmentlerine göre elle kontrol özellikleri var. Bu açıdan da hobiciler için çok keyifli bir de olanak sağlıyor. Sonuç olarak özetleyelim, videoyu da fazla uzatmayalım. Karadağ'dan güzel bir manzara size göstermeye çalışıyorum. Işıklar da yanmaya başladı. İyice kararmadan ortalık, videoyu sonlandırayım. Bir, hobici misin? Hobiciysen, benim gibi böyle çok video ve fotoğraflardan anlamıyorsan eğer, sadece birkaç bir şey araştırıp kurgu yapmaya çalışıp ve kendine yetiyorsan, o zaman Spark al. Yok, ben fotoğrafla uğraşıyorum, yarı profesyonel fotoğrafçıyım ya da tam profesyonele doğru ilerliyorum diyorsan, Mavic Air al, keyfine bak. Yok, ben profesyonelim, ben bu işlerden para kazanıyorum, işte ne bileyim, buna ayırabilecek bütçem var. Profesyonel değilsindir, bütçem vardır. O da ayrı bir mevzu. Bu da bir satın alma için bir endikasyondur yani. Dolayısıyla da eğer böyle bir kategoriye giriyorsan, iş yapıyorsan vesaire, o zaman Phantom al, Mavic al, Mavic Pro al, Mavic 2 al, o keyfine bak. Ama biz şu aşamada ne için konuştuk? Daha kısıtlı bütçesi olan, bu işi daha çok hobi için yapan ve hobi için yaparken de seni yarı yolda bırakmayacak, GPS ile çalışan, senin uçarken emniyetli bir şekilde uçmanı sağlayacak, alıp başını bir yerlere gitmeyecek bir cihazdır DJI Spark ve DJI'nin tüm modelleri. Bu son dönemlerde Facebook grubunda görmüşsünüzdür, işte aldı Spark başını gitti, bilmem ne aldı Mavic Air başını gitti. Spark alıp başını gitmez, Mavic Air alıp başını gitmez. Cihazlar alıp başını rüzgarla da gitmez. Öyle yorumlar da var. Böyle bir şey yok. Ha, senin etrafında çok fazla manyetik alan vardır, GPS'in kopmuştur vesaire falan. Belki o zaman rüzgarda sürüklenebilir ama alıp başına gitme gibi bir durum ben şimdiye kadar görmedim. Onlar muhtemelen kullanıcı hatası, home point noktalarını ayarlamamak ya da ne bileyim sürekli yenilenen home point'i ayarlamış olanlar, yani tecrübesiz olan kişilerin başına gelen şeyler bunlar. Dolayısıyla yeni alacakları olan tavsiyelerim arasında DJI Spark çok güvenlidir. DJI'de herhangi bir bağlantım yoktur bu arada. İstediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Hiçbir sponsorluk bağlantım yoktur. Hiçbir şekilde de onlardan bir cihaz ya da mal temini almamışımdır. Evet, telefonun azizliğine uğramışım. Kaydı durdurmuş. Dolayısıyla bir yaklaşık 2-3 dakikadır boşa konuştum. Neyse, hava da kararıyor iyice. Artık videoda da görünmez olacağım. O yüzden uzatmıyorum. DJI ile herhangi bir bağlantım yoktu. Onu söylemiştim. Hiçbir mal teminim vesaire sponsorluğum da yok. DJI Spark'ı size bu kadar övdüm ama bunların tamamıyla size olan 1 yıllık kullanıcı sonuçlarıdır. Ben de satıyorum DJI Spark'ı. Peki neden satıyorum? Memnun değil miyim? Şimdiye kadar size yaklaşık 10-12 dakikadır bir dil döktüm. Bazı şeyleri övdüm, bazı şeyleri yeri geldiği gibi anlattım. Neden satıyorum peki? O bu videonun konusu değil. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Rüzgar da iyice çıktı, kamerayı da sallamaya başladı. Buradan tüm DJI ailesine, DJI Spark severlere ve beni takip eden tüm dostlara selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.